Şimdi nasıl bilmiyorum. Ama Süleymancılar kolay kolay değişmez. Yine mikrofon başında olacak. Bugünün programı bitiriyoruz. Peki söz şimdi kimde olacak? İzmir'e gidiyor mikrofon. Güzel görüyor musun? Aydınlar devam et. Metre sonra sağa dönün. Tamam, gir buraya. Artık mahalle oldu ya, köy ismi. Bak var. Banklar var, burada yaparız. Metre sonra hafif sola yönelin. Yo devam et. Burası köy. Geri tezden. Akılda kalanlar. Merkezine bir gelelim, bir soralım burada. Emlakçı vardır yani. Nasıl? Başta emlakçı soracağım. Böyle satan olursa. Evet. Ama köyü beğendin mi sen? Köyü sevmeyeyim. Köy normal şey, köy işte. Nereden gideyim? Hafif sola yönelin. Ardından sola dönün. Caminin olduğu yer diyor da, meydan orası ya. Bitişik lan. Hiçbir şey yok. Sola dönün. Ardından yani, sola dönün. Köy içi istemiyorum. Ya burada olmaz yani. Olur mu sence? Olmaz. Karşı açıklık yerde güzel abi. Ha, karşı açıklık yer falan ama... Yok be. Çatalca hiç hayalimdeki şeyi taşımıyor. Buyurun. Ha? Yok yani, buradan vazgeçiyorum galiba. Çatalca'dan vazgeç. Bak hep haç hoca, bak görüyor musun sen şeyler? Sola dönün. Belli. Ardından derinden. Sola dönün. Derinden belli. Samet'in dedesi de tam söylemiş. Rabıtası falan. Rabıtası mı var? Kimle rabıta kuruyor? Sordun mu dedeme kimle irtibatı geçecek? Kimle irtibatı geçecek? Allah'ım yarabbim. Yaşlı adamlar bizim ibadetini. Dur şuradan bir şey soralım. Aydınlar köyündeyiz. Ne kadar güzel yapmış. Bu kim? Yine Aydınlarlı mı bu? Bu son gelen göçmenlerden. Göçmen dediğiniz nereden yani? Yani o da Bulgaristan göçmeni. Son bu 87 yılında mı gelmiş onlar? 83 yılında mı? 85'te. Evet. Onlardan şeyde Laleli'de o çocuk giyim üzerine sıkıyorlar. Burası galiba. Mı? Biraz daha yukarıya götürecek. O yüzden döküp dört çeker almışsın zaten. Evet, şimdi bizde çiftçilik de var ya. Evet. Her iki tarafa da bu uygun. Yol da var. Ne ekip biçiyorsunuz? Buğday falan mı? Bu
yani arazide ekilmiş olanları tüm bizim abi. Bizden başka hiçbir şey yok. Köyde buğday bulabilir miyiz bir çuval? Köyde buğday şu anda zor. Zor değil mi? Bizde yoksa başkasında zor. Şu anda tam orada son nokta yani bir ay sonra. Böyle şey çerçöp de olabilir. Yani böyle bozuk buğday da olabilir. Güvercine falan mı? Ha güvercine işte. Varsa tabii yoksa canın sağ olsun. Manzara olarak güzel değil mi? Çok güzel. Ya şey ki... Ha evet. Şeyi... Muhteşem işte. Nasıl Emre? Süper değil mi? Bizden bu tarafa yerleşim yok. Evet. Yerleşim olma imkanı da yok. Evet. Bizim soluduğumuz oksijeni bizden başka solacak bir fert canlı yok. Canlı yok. Arazi kurt, neresi? Kuş. Kurt kuş yapıyorsa bak araziyi çekiyorsun şu anda. Şu an arazi bu burası. Evet. 13 dönüm burası mı? Hazine arazisi dediğiniz. Evet. Şuradan mı başlıyor? Tam şu yüksekten başlıyor. Evet, şu iki ağacın olduğu evet. Yerden başlıyor. Karşı ormana kadar. Ormana çatır. Hı hı. Karşısı Yıldız Dağları haritada görüyoruz. Evet Yıldız Dağları doğru. Buraya ne istiyorsunuz? Abi buraya şu anda bunlar 3 tane kız. He. Kardeş. Şu anda buraya 40 lira dönümüne istiyorlar. 40 lira dönümüne. En güzel, en manzaralı yeri. Hmm. 13 bin az süre olabilir. 13 bin diyor. Evet. Yola cephe, alt başı yol. Evet. Tam buradan göresiniz diye getirdik. Hı-hı. Yola cephe, yol sorunu yok. Burada dediğiniz o 2B'ye benzer konumda değil mi? 2B'nin kardeşi. Kardeşi. Benim kardeşim. 2B Orman Bakanlığı'nın yeri. Evet. Hazineler Maliye Bakanlığı'nın yeri. İkisi de. Hı hı. Çocuklar keşke. Bu da tasya çıkmış satılmış. Bu da tasya çıkmış satılmış. Hmm. Köye kuşbaşı. Hmm. Burada istiyorsanız da. Hı hı. Burasını büyütebilirim size. Hmm. Buradan bir 20 dönüm daha şuradan eklerim. Hı hı. O şeyden değil mi şurası? Evet evet. Burasını hı hı. Böyle eklerim. Evet. Burayı iyi çekeyim. Çektim de zaten gerçi. O 20 dönüm ne tarafta bağı göstereceğiniz? Şey, tapulu olan. Hı hı. Hemen şurada şimdi arabanın arkasında. Arkası. Orası ne kadar tapulu olan? 20.700. Ama şey dönümü ne kadar? Onun dönümü ne kadar? Onun dönümü şu anda 80 lira. 80 lira bak. 20.700. Ve tabii. Şu villaya bitişik. Villaya bitişik. Bu topu çıkarsa bu da 80 lira. O topu 80 liraya çıkacak. Bu topu çıkarsa yarın sabah bu da 80 lira. Hı hı. Evet. Çok iyi. Onun konumu bunlar hepten villalara bitişik. Evet. Herhangi bir elektrik hemen yaparız. Hı hı. Emre beni çek şuradan. Burası da 20 dönüm civarında şu şeyin bitişiği. Dönümü tapulu olduğu için dönümü 80 bin. Evet, 80 bin TL sorunsuz hemen. Evet, sorunsuz hemen devir oluyor 20 dönüm. İnşaat da hemen yapılabilir. Hı hı. İmarlı bir, mı yani? Buraya villa hemen yaparız. Ama tabii bitişik. Bir tane tabii. Bir tane, iki tane, üç de yaparız. Yaparız, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ha. Hemen inelim bakalım. Şurası. Resmi yolu cephe tamamen. Evet. Yerleşim yeriyle bu düz. Evet. Şu şey çok güzel. Şu manzara muhteşem yani. Şimdi hakikaten. Burası bak şimdi. Şurası 15 dönüm tapulu. Bu da 15 dönüm evet. Hı. Aynı kardeşler. Hı hı. Şimdi şu anda burası satıyor.
orayı satıyor. Bunu da satacaklar. Çünkü aynı miras bu da. Aynı. Tabi bitişik olduğu için. Birleştirilebilir. Ya. Bak şu beyazlıkları görüyorsunuz değil mi? Böyle. Evet. Bunlar asrın vebası bunlar. Yapma ya. Ne bunlar ne onlar? Sünne. Halka duyarız televizyonda sünnelere ilaç atılıyor. Buradayım. Süne he. Onun altında o şimdi ufak yavru da besleniyor onun içerisinde. Şimdi o bir hafta içerisinde canlı bir canavar olacak. Vay be. Yine tam buğday sütken içerisine buğdayın tam özündeki, tam özüne. Gidiyor oradan en kaliteli yerini alıyor, bırakıyor. Şu beyazlıklar değil mi? Tüy gibi olan. Buğday sünesi dedikleri şey o. Evet, evet, evet. İlaçlıyorlar mı? Geç çekeyim seni. Evet Recep abi. Sadece burası var şimdi. Şu 250 metre. Evet burası değil mi? 2250 metre. Burası yine tapusuz. İçerisinde bir yapısı var. Ne kadar mesela zemini bu? Zemini çok sağlam. Arıcılık yapıyor adam. Arılarda kirada 500 lira kirası var. Vatandaş istiyorsa da kirasını alabilir. Ha, yani şey aylık mı 500 lira? Evet. 500 TL. Kaç dönüm böyle? 2250 metre. Yani, 2 dönüm 250 metre. Sen kaç para demiştin buna? Bu 200 lira üstü bu çocuklara. Bu dönümüne. Bütün hepsine. Hepsine 200 bin. Her şeyi. Yapısı da şu da dahil. Tabii. Kimse yaşıyor mu içinde? İçinde kimse yaşamıyor. İstiyorsan içerisine girebiliriz. Ya bir bakalım nasıl bir şey. Sadece arılardan ufak. Arı sokmaz değil mi? Girmeyelim en iyisi. Kalsın. Burasını diyorsun galiba. Burası da gitti. Burası da gitti. 420 metre burası. Şu adam çok ilginç bir şey yapmış odundan. Şaptan yapıyor. Hep devamlı uğraşıyor mu? Onunla uğraşıyor. Bazene. Şu tarlaya baksana. Mesela şu Ersin. Ağacını eken. Ahşaptan bir şey. Derme çatma gibi ama bu daha güzel profesyonelde yapılabilir yani. Bahçesi de çok güzel. Yüzünü soluyor. Aydınlar köyündeyiz hala. Ne oldu? Bizim kapısında. Şimdi? Mehmet Bey. Evet. Altımızda buradan aşağı yukarı 8-10 kilometre altımızda. Evet. Terkozu besleyen büyük dere var. Buna şimdi 3 tane 3 yerden bunu bölecekler, baraj yapacaklar. O şeye. O baraja karşı manzara olan yerler var şu anda, daha onlar da tapusuz. Onlardan topladığım 100 dönüm yer. Manzara evet. Bittiğinde göle karşı. Karşısı orman, altı göl. Göl muhteşem manzara. Bir manzara olacak. Çok yani. Süper yer olur. Yolda çekebilirsiniz. Yol çok güzel gözüküyor zaten. Ya köy çok muhteşem olmuş 20 yılda var ya. Şu karşıda bak. Çok kısa bir karşıya da götüreyim sizi. Mezarlıkta burası galiba. Buraya ne için getirdim sizi? Bak şimdi bunlar aynı hazine. Evet. Tapusuz. Şunlar bak kapı numaralarını yeni verdik. Bilmiyorum görebiliyor musun? Evet gördüm.
13 dönüm Acıbadem'den 3-4 tanesi doktor, hemşire, 2 tane de göçmen var. Evet. Herkes kendi adı birer dönüm bölüştüler. Suyunu bağladık. Ceren'i şimdi çekeceğiz. Hazine hani inşaat yaptırmazlar. İnşaat yapamayız veya su alamayız. Elektrikten mağdur oluruz. Yok. Yok. Yava, yeter ki içine bir yapı yerleş. Burada devlet seni mağdur. Evet. Alo. Buyur oğlum. De geliyor mu? Geliyoruz, gelmişiz. Bu vatandaş almış. Bunun gücü bu kadar. Yok, gücü yok adamın. Evet. Derme çatmamış. Hafta sonları geliyor burada, bir siter satıyor, gidiyor. Evet. Ha, bu derme çatmadan da daha güzel şey olur da o becerememiş. O becerememiş, evet. Bu. Şu, o kadar da böyle şu uzun arazi ne böyle? Burası da tamamen az yine. Yine aynı basıpta, aynı konumda. Evet. Bak şimdi. En alt taşı dağın içerisinde bak daha yeşil bir yer var. Evet. Ha. Orası kendim yeni aldım. Hazine. 13 evet. dönüm. Ora ne kadar? Onu ben kendim aldım, satmak hiç almadım. Kendine aldın. Orada yani. Bir ileride ahır düşünüyorum. Manda hobisi var bende. Mandıra falan bir düşünüyorsun. Çiftlik yapacağım Allah'ın aslında. Hayvan çiftliği. Evet. Hayırlısı olur inşallah. İnşallah. Bu aradan da yer alırım size, ne kadar istiyorsanız. Göresiniz diye getirdim. Çok güzel yerler gerçekten. Evet. Yine çıktığımız yere geldik. Bugün bu kadar arazi turu yeter mi? Yeter. Tamam. Çünkü biz de akşam 5'te... Bir çalışma yap sen. Ben bir etki yapacağım. Eş, dost, arkadaş getir görmek isteyenlere. Sıkıntı yok. Tanıştığımıza gerçekten çok memnun oldum Recep ben abi. Ben de memnun oldum. Ben sizleri burada komşu isterim. Evet. Sizin getireceğiniz müşterileri de komşu kabul ederiz. Sıkıntı Dediğim yok. Gibi yani Arap dostlarımızdan da çok iyi olur. Bir tane var getireceğim inşallah onu çok size. Halep'in Mimarlar Odası Başkanı'ydı. O, benim müşterim şu o an. O kapılı yeri verelim ona. Hemen ona bir villa yapayım. İşte bir getirelim. Şey. Getireyim inşallah onlar size. Beğenirse 10 numara. Evet, Aydınlar Köyü'nde bir piknik alanındayız. Şimdi bu ne öyle kırılmış sanki bir şeyler? Sanki ses işittim. Ha, çatalların sesiydi değil mi? Var mı şey? Olağanüstü bir durum. Olağanüstü gelişimler var. Ne? Bir bardak. Gitmiş mi? Bir tanesi gitmiş, ikisini kurtarmış. O şey mi gitmiş? Ha, tamam. Bir kurban olacaktı zaten. Şeyin Plaçınlasın, İsmail'in bardakları. İsmail? Akpınar. İstanbul'dan geçerken, giderken Adana'ya o bırakmıştı. Burada çöp yok değil mi? Dökülmemiştir inşallah. Ne? Ayran. Ayran mı? Ha. Biz koyduk ya. Ha, evet evet. Tamam.
O ne lan öyle? Yanmış mı o? Yok yok. Kemiksiz değil mi? Çayımız da demleniyor.